Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketinin içeriğinde yer alan yasal idari düzenlemelere konu edilecek hususları takdirle karşılamakla birlikte bazılarının yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Memur Sen Camiası olarak paketin içeriğinde yer alan kamuda başörtüsü yasağının kısmen kaldırılması, andığımız uygulamasına son verilmesi, dini vecibelerinin yerine getirilmesinin engellenmesinin ceza kapsamına alınması, bu çok önemli buluyoruz bunu. Nefret suçunun cezasının artırılması, kişisel verilerin korunmasına yasal düzenleme getirilmesi, özel okullarda farklı dil ve lehçelerinin önünün açılması, toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı kimi düzenlemelerin kaldırılacak olması, yardım toplama konusunda kısıtlamaların kaldırılması gibi alanlarda yasal ve idari düzenleme yapılacak olması, temel insan hak ve hürriyetleri, özellikle ifade, eğitim, öğretim ve örgütlenme hürriyeti noktasında son derece olumlu ve önemlidir. Ancak haklı bir kısım beklentilerimizin karşılanmadığını da üzülerek dile getirmeyi ve bu hususlarda da bir düzenleme yapılması irade ve niyetini görmek istediğimizi derc etmeyi de bir borç biliyoruz. Kılık ve kıyafeti seçme özgürlüğünü sağlayacak bir düzenlemenin öngörülmemesini bir eksiklik olarak görüyoruz. Yani kılık ve kıyafet özgürlüğünü seçme hakkını bu pakette maalesef göremedik. Erkekler nasıl giyinirse işte özgür olacak, nereye kadar giyinebilecek, erkek işte sakallı gelebilecek mi veyahut da kravatsız gelebilecek mi, ceketsiz gelebilecek mi, bunların tabii ki yönetmeliklerle yine açıklanması gerekiyor. Ve bu konuda da özellikle ben yetersiz buluyorum bu paketin içerisindeki kılık kıyafetle ilgili yönetmeliği, maddeyi. Yine kısıtlama getirilmiş burada. Yani ben şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bir hakime hanım başörtüsüyle cübbesini giyip başörtüsünü taktığında adaletli bir şekilde hükmedemeyecek mi? Başörtüsü bunun adil olmasına veyahut da adaletli karar vermesine engel mi teşkil ediyor başörtüsü? Böyle mi algılamak gerekiyor? Dünyanın hiçbir yerinde kamu çalışanlarının nasıl giyineceğini yönetmelikle, kanunla düzenlenen hiçbir ülke yok. Yani bir memur devlet memuruna bir şablon çiziyor. Bu şablon içerisinde uyduğunuz zaman evet siz memur olabilirsiniz ama inancınızdan dolayı başınızı örttüğünüzde memur olamazsınız. Bunu sadece yönetmeliğe bağlı olarak böyle bir terör estirildi yıllarca. 657 sayılı kanunun 125 Taksim A G maddesiyle ek 19. maddenin de yürürlükten kaldırılması gerekiyor. Yani hem yönetmeliğin hem ilgili kanunun maddeleri olduğu sürece yine konjonktürel bir değişiklik olduğunda birileri buna dayanarak yine 28 Şubat sürecindeki terörü estirmeye devam ettirecek. Yani anayasaya bir madde konularak, anayasal güvence altına alınarak kesinlikle insanların, kamu çalışanlarının inançlarından dolayı ayıplanamayacağı, horlanamayacağı, yasaklanamayacağı ve bundan dolayı da hiçbir baskı göremeyeceği bir madde altına, kanun maddesi altına alınmalıdır. Yani burada idari bir düzenleme mülkü amir yapabilir ve ona göre kamu çalışanlarının cuma saatlerinde, mesai saatlerinde oynayabilir. Ama bunu yaptığınız zaman laikliğe aykırı davrandığınızdan dolayı bir adım atılamıyor.